İyi akşamlar Aksi. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da bir Gülen Yüzler programında sizlerle bir aradayız. Ekranlarınız başına hoş geldiniz. 2013 yılının son programında Samsun'umuzda gerçekten çok güzel hizmetler veren, her türlü durumda ses Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği kurucu başkanı ve mevcut başkanı ile birlikte bir aradayız. Hemen şöyle konuklarımıza dönüp konuklarımızı tanıyalım. Evet, Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Kerim Deniz aramızda. Hoş geldiniz Kerim Bey. Aynı zamanda Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği hem kurucusu hem de Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Uçar Bey aramızda. Hoş geldiniz Teşekkür stüdyomuza. ederim efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu akşam bizi buraya konuk ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. Ben Kerim Deniz, Çarşamba Bedensel Engelliler Dernek Başkanıyım. 1972 Çarşamba doğumluyum. 2007 yılında bir kaza sonrası engelli oldum ve 2008 yılında Mustafa Uçar'la tanıştım. O zamandan beri de dernekte aktif olarak görev almaktayız. Birlikte yönetim kurulu arkadaşlarımızla güzel faaliyetler yapmaya çalışıyoruz ilçemizde. Evet, onlara geleceğiz. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, sizi tanıyalım. Ben 1965 Çarşamba doğumlu, ortopedik engelli bir vatandaş, evli iki çocuğu olan, 1990 yılından beri engelli mücadelesine gönül vermiş. Bu uğurda durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Bu zamana kadar güzel gitti. İnşallah devamı da çok güzel İnşallah. olacak. Yani ihtiyaçtan dolayı Çarşamba'ya yerleştik. Çarşamba'da bu eksiği gördük. İlçemiz büyük bir ilçe. Engellilerin ihmal edildiği, göz ardı edildiği, sadece işte maşrabada sadakayla idare edilen, idame edilen, haklarını bilmeyen bir toplulukla karşı karşıya kaldık. 2008 yılında siz de biliyorsunuz ki bu mücadeleye 22 kişiyle başladık. Ama bugün 450 tane üyesi var derneğin. Bunların 150 tanesi gönüllü üye. Çarşamba'da ciddi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ama ilçede artık kalmayacağız. Daha geniş olarak bu faaliyetleri sürdüreceğiz Bu diye spor kulübü de en düşünüyorum. büyük ayağı tabii ki. Onlara Evet. geleceğiz. Bugün ekranın başında izleyen seyircilerimize söyleyelim. Bugün tamamen 2013 yılındaki faaliyetlerimizle ilgili konuşacağız. Önce 2013 yılımızda neler yaptık? 2014 yılında ne projelerimiz var? 2014 yılında neler bekliyor? Neler yapacak? Çünkü ciddi anlamda derneğe faaliyetlerine ihtiyacı duyan olan bir sürü bedensel engelli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onları neler bekliyor? Ve önümüzde yerel seçimler var. Bizler yerel seçimlerdeki adaylardan neler bekliyoruz? Tamamen bunları konuşacağız. O zaman şöyle önce ben Kerim Bey, kendinizi tanıtırken 2007 yılında bir kaza sonucu bedensel engelli olduğunuzu söylediniz. Evet. Peki o zaman önce size şunu sormak istiyorum. 2007 yıl öncesi ve sonrası, hani diyorlar ya hep özel günlerde mikrofonu alan eline herkes bir engelli adayıdır falan. Klişeleşmiş. Bunu gerçekten yaşayan birisiniz. 2007 yılına kadar gayet normal hayatını sürdürürken 2007'den sonra bir trafik kazası sonucu işte bu cümle geliyor akıllara, herkes engelli adayıdır ve bedensel engelli olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Peki 2007 öncesi ve 2007 sonrasını alabilir miyiz sizden? Şimdi 2007 yılı kazaya kadar olan hayatımda ben tamamen bağımsız, işte kendi ayakları üzerinde durabilen, kimsenin ihtiyaç duymayan ya da engellilerin bu toplumda yaşadığından habersiz olan, yani ya da ilçemizde engelli var mı, tekerlekli sandalyeli birisi caddelere çıkabilir mi, sokaklarda dolaşabilir mi, ya da işte engelliler nasıl yaşar? Bunlardan tamamen habersiz idim. 2007 yılında bir kaza geçirdim. Kazadan sonra Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde rehabilite tedavisi gördüm. Tedaviden sonra Çarşamba'ya döndüğüm zaman Çarşamba'da tekerlekli sandalyeyle
yaşamanın çok zor olduğunu ya da insanların işte size bakışlarının farklı olduğunu, yani caddelere çıktığınız zaman, sokaklara çıktığınız zaman ilçede yaşayan tek engellinin ben olduğumu düşünmeye başlamıştım. 2008 yılında Mustafa Uçar'la tanıştık. Dernek yeni kurulmuştu. Dernekle tanıştıktan sonra ilçemizde 7000'in üzerinde engelli yaşadığını ilk duyduğumda inanmamıştım. Yani çok tuhafıma gitmişti. Yani bu kadar engelli var ise bu engelliler nerede? Yani neden caddelerde, sokaklarda, parklarda, alışveriş merkezlerinde bunları görmek mümkün değil? Engelliler sadece, tabii ki bunda en büyük etken fiziki şartların uygun olmayışı, erişilebilirlik, ulaşılabilirlik dediğimiz, işte toplu taşıma araçlarının engellilerin hiçbir şekilde kullanamayışı en büyük etkenlerden bir tanesidir. Daha sonra engellilerle ilgili neler yapabiliriz, ne tür faaliyetler yapabiliriz, engellileri sokağa çıkarabiliriz, işte caddelere, parklara, oyun alanlarına. Bununla ilgili işte çalışmalara başladık ve 2011 yılında derneğimizin olağan ikinci kongresi vardı. Arkadaşlar benim orada işte başkan olmamı, zaten biz de yönetim kurulu arkadaşlarımız hep birlikte aynı çatı altında aynı işlemleri birlikte yürütüyoruz. Benim başkan olmamı istediler. 2011 yılında dernek başkanı oldum. 2011 yılından bu yana da aktif olarak görev yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarla evet, beraber. Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği gerçekten aktif. Çok da güzel örnek faaliyetler yapılıyor. Peki Mustafa Bey, kurarken çok zorluk çektiniz mi? İnsanlara anlatmak, bu kadar aslında bu kadar çok engeli olan bir ilçede kurmak çok kolay olsa gerek. Şimdi bir kere en büyük sıkıntımız bizim kendi engelli kardeşlerimizin kendi davalarına sahip çıkmayı bilmemeleri. Çıkmadıkları anlamını söylemiyorum. Bilmemeleri. Şimdi ilimizde de birçok dernek var. Birçok engelli kardeşimiz var. Halen daha davalarına pek sahip çıktıklarını düşünmüyorum. Eğer biz davamıza sahip çıksaydık, eğer biz tek yumruk olabilseydik, değil erişilebilirlik sorunu, bu ülkede engellilerle ilgili bütün caddeler ve sokaklar, ben 2005 yılında çıkan özürler yasası ile ilgili çıktığında çok umutlanmıştım. Bu yasayla demiştim ki, hadi kentler yapılır, güzel olur da, acaba taşrayı nasıl yapacaklar? Bunu çok merak ediyordum. İçimde bu, dedim şehirler tamam, gürlük gülistanlık. Olacak. Yani diyorum ya, devrim niteliğindeki o yasa, bir de gel gör ki yönetmeliklerle içi boşaltılıp, İşte belediyelerin ofisinde bırakılıp, meclis üyelerinin kafalarına göre yasal çıkartılıp, işte belli bir parkı yapıp, 3-5 tane engelliyi de getirip, şov yaparak, insanların oyunu alarak, engellere hizmet ettim diye şov yapmalarını o kadar içerledim, o kadar acıdım ki, o zaman dedim ki, biz bunu hak ediyoruz. Niye hak ediyoruz? Biz davamıza sahip çıkmayı bilmiyoruz. Biz engelliler. Sadece şunu diyorum, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde 3 tane engelli parkı söküldü, atıldı. Hangi engelli mücadele etti? 18 tane dernekten bahsediyorum Samsun'da. Hangi federasyonu, hangi derneğe çıktı da arkadaş burası bizim park yerimizi, verilmiş hakkımızdı. Niye bunu alıyorsunuz sayın başkan ya da meclis üyeleri ya da yöneticiler diyebildi mi? Demedi. Diyemeyiz de. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bizi sorunu biliyoruz. Ama sorunu doğru bir şekilde dile getirip çözüme kavuşturamıyoruz. Çoğunluğun sesi çözümü beraberinde getirir. Evet. Eğer siz örgütlenemiyorsanız, siz haklarını aramıyorsanız, açarsınız elinizi, beklersiniz, size hak verecekler. Verecekler tabii, niye vermesinler? Gel işte oradan 5 tane bir kulüp başkanı ya da yöneticisi, size biz bugün mazotunuzu, yağınızı, peynirinizi verelim, gidin sesiniz çıkmasın. Böyle bir örgütçülük olmaz, böyle bir denekçilik olmaz. Böyle bir dernekçilik anlayışı benim felsefemde yatmıyor. Yok öyle bir şey. Ben STK gibi düşünüyorum, sivil toplumu gibi. Ha bana diyorlar ki sen niye sert konuşuyorsun? Acıyı çeken benim, niye sert konuşmayayım ya? Benim çarşambadan kalkan engelli kardeşim fakülteye 4 vasıtayla gidiyor ve gidemiyor. Gidemiyor.
Niye ben ondan sonra bana diyorlar ki sen sert konuşuyorsun. E konuşma o zaman. Benim sen bana bir şey bağışlamıyorsun ki, görevini yap o zaman, görevini yap. Asli görevindir bu, insana hizmettir. Yani diyorum ya, ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Acıyı çeken bilir. Damdan düşenin halinden damdan düşen bilir. Onun için ısrarla söylüyorum. 7 yıl bizi dinlediler, dinlemesinler. Eğer bu seçimlerde hiçbir belediye başkanı, hiçbir siyasi parti gözetmeksizin ısrarla söylüyorum. Derneğimizin felsefesi bu, derneğimizin kararı bu. Engelli adayı, meclis üyesi, yönetiminde herhangi bir yerinde yoksa bizim kapımıza o için gelmesinler. Yani gelsinler, çayımızı içsinler. Hoş geldiler, sefa geldiler. Tabii o kadar oranlamadan bu duyguyu yaşayan insanları oraya almanın gidişatı daha farklı olacaktır. Çünkü bir sürü aynı durumu yaşayan insan adına vereceği kararlar ya da yapılan toplantılarda direktmen yaşayan biri olarak engelliliği düşündürmesi. Çünkü genelde toplantı yapılıyor. Eğer o toplantıda engelli biri yoksa engellilik kimsenin aklına gelmiyor. Çok görmemek lazım. Neden? Çünkü Kerim Bey de 2007 yılından önce mesela algıda seçicilik yok, engellilik durumunu bilmiyordu. Ama şu anla arasında dünya kadar fark var. Şu an bir yerde bir yetkisi olsa ilk işi engelliler bu kısmı nasıl yapar? Evet. Engelliler, hep engelli düşünecek. Doğal olarak hani bizler yıllarca bu işin içerisinde olan insanlar olarak biraz daha olaya hep engelli nasıl olmalı, burada nerede yer almalı, hep bu şekilde bakıyoruz. Bu yüzden çok önemli. Bu bütün sadece sizin derneğinizin değil, umarım tüm STK'ların, tüm engelli STK'larının kesinlikle kararı olmuş olur diyoruz. Peki Kerim Bey, sizden o zaman Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği 2013 yılında neler yaptı? Şöyle kısa başlıklar altında alalım sizden. Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği 2013 yılında neler yaptı? Derneğimiz 26-27 Ocak'ta Engelli Kadın Hak Temelli Adımlar Projesi seminerine katıldı. Derneğimiz Genel Sekreteri Sevim Hanım ve 4 dernek üyemizle beraber katıldılar. Samsun'da yapıldı bu seminer, ona katıldılar. Daha sonra 23-24 Haziran'da Engelli Kadın Hak Temelli Adımları Projesi'nin ikincisi Ankara'da yapıldı, ona katıldık. 13-14 Eylül'de Sosyal Politikalar, Aile Bakanlığı ve Samsun Valiliği'nin düzenlediği Engellilere Destek Programı EDES, daha önce Özürlülere Destek Programı ÖDES olarak çıkmıştı. O seminere ben katıldım. Yine 27-28 Ekim tarihlerinde Engelli Kadınlar Semineri Antalya'da düzenlendi, ona katıldık. Daha sonra 28-29 Kasım'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın sivil toplum geliştirme projesi seminerine katıldık. Yine 14-15 Aralık'ta Sosyal Politikalar ve Aile Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Engellilere Destek Programı'nın çalıştayına katıldık. 10-16 Mayıs'ta yine çarşambamıza ünlü ritim ustası Okay Temiz ve Algoritmo Perküsyon grubunu getirdik. Çarşamba Yürüyüş Köprüsü üzerinde ritim çaldık hep birlikte. Aynı zamanda derneğimizden de engelli çocuklarımız, üyelerimiz bu ritim çalışmasına katıldılar. Hep birlikte çaldık. Farkındalık yaratmak adına çok güzel bir program olmuştu. Engelsiz Çarşamba etkinlikleri dedik adına da. Peki çok özür dileyerek burada kesip Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. Sizce farkındalık oluşturmak adına dedi Kerim Bey. Sizce farkındalık oluşturabildik mi? Bu projeler çok güzel, çok güzel etkinlikler. Çok güzel farkındalık, insanların düşünmesine itecek olgular. Sizce Mustafa Bey, ilçe Samsun'un önemli ilçesi Çarşamba, çok büyük bir ilçe. Bugün üniversiteye sahip, üniversitesine, şimdi Olimpik Havuz Stadyumu da yapılıyor zannediyorum. Bitmiş de olabilir herhalde. Çok büyük bir ilçe. Sizce ilçede bu durumlar nasıl bir yankı uyandırdı ya da ilgiyi nasıl arttırdı ya da arttırdı mı? Şimdi şöyle Özlem Hanım, farkındalık yarattık. Evet, etkisi oldu mu? Oldu. Ama aklıma şimdi şöyle bir söz geldi. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Ama anlamıyorlar diye biz davul zurnayı çalmayacağız anlamına gelmez. Çalmaya devam edeceğiz. Burada yolumuz belli. Yok. Gidişat gibi belli. Yani evet. Burada durmak yok. Yani onun için
ciddi bir şekilde biz şimdi çarşambada engellileri bir harekete getirdik. Artık ya bunun daha otur evinde besleme gibi, bekle deme gibi bir şansımız yani, yok. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Bu kadar güzel etkinlikler yapılıyor. Bakın insanlar seminerlere gidiliyor, katılıyor, kültürel durumları da arttırılıyor. Yani bir sürü olgunun çoğaltıldığını şimdi Kerim Bey daha da devam edecek bir sürü faaliyetler yapılmış 2013 yılı koskoca bir sene. Peki mesela istihdam diyoruz. Hep engellerin istihdam edilmesiyle ilgili diyoruz. O zaman mesela bu olguya yol açabildi mi? Bu kadar farklılıklar bir işverenin bir engelli çalıştırayım ya da derneği arayıp ya bak ben bu alanda birini istiyorum deyip sizi aramasına vesile oldu mu? Oldu evet. Bununla ilgili çalışmalar oldu. İşte engellilerle alakalı çeşitli kurumlardan işte referans olabileceğiniz elemanlar var mı diye oldu. Bir de bizim İşkur destekli projelerimiz, çalışmalarımız oldu. Sayın Başkan o konuya da değinecekti sanırım. Buradan elde edilen müracaatlar oldu. Yine bazı çağrı merkezlerine falan giden arkadaşlarımız oldu. Ancak sıkıntı orada değil işte. Sıkıntı ne biliyor musunuz? İşkur'un kesmiş olduğu cezalara mütevellit işe alınan engelli kardeşlerimiz daha sonra uygun olmadığı işte de çalıştırılarak ya iş aktif feshediliyor ya da o işten çıkartılıyor ya da bir şekilde işine son veriliyor. O insanlar daha çok mağdur duruma düşüyor. Biz burada çok uzaklara bile, şantiyelere bile engelli kardeşlerimizden gönderdiklerimiz oldu. Ancak dediğim gibi şantiyede bir engelli nasıl çalışır? Ne iş yapabilir? Bir öncelikle sorunu tespit etmeyi bilmiyor. Sorunu biliyoruz ama çözümü noktasını ne yapacağımızı yönetenler de, işi verenler de bunu bilmiyor. Ya bu engelli insan ben bundan nasıl faydalanabilirim? Bunun performansı nasıldır? Yani bununla ilgili nasıl bir çalışma yapabilirim? İdarecilik anlayışı bir kere ülkemize gelişmesi lazım. Bu çok önemli. Evet. Yani bununla alakalı sorunlarımız var. Detaya inerek saatin formatı, yani programın formatını da geçeceğini düşünmüyorum. Ama benim özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Evinde 2022'den maaş alan, bakım ücreti alan engelli kardeşlerimi, bazı aileleri evlerinde hala besleme diye bekliyorlar. Evet. Biz onları derneğe bekliyoruz. Biz onları sokağa bekliyoruz. Biz onları spor salonlarına bekliyoruz. Bekliyoruz. Biz onlardan bir ücret istemiyoruz. Gönüllüyüz, sevdalıyız. Yani bu manada tüm ilçemizde çevresinde yaşayan engelli dostlarımızı, yakınlarını, ebeveynlerini mutlaka bizimle tanıştırmaya bekliyoruz. Evet, ben söylediğinizden şunu da çıkarıyorum. O yüzden buradan da işverenlere seslenmek istiyorum. Eğer hem İşkur yani zorunlu %3'lük durumla da ilgili engelli çalıştırmak zorundaysak ya da değilsek bile çalıştırmak istiyorsak en azından önce o engellinin çalışabileceği alanı tespit etmek çok önemli. Ki ondan verim alabilirsiniz. Ki onun devamlılığına, mutluluğuna, hayatı paylaşmasına artı bir şeyler katabilirsiniz. Ki bunun için ne güzel dernekler var, STK'lar var. En azından istihdam etme noktasında, engelli istihdam etme noktasında tecrübe yok ise, engelli bilgisi yok ise ama bunun bilgisini taşıyan ve gönüllü yapan bir sürü kişi var. En azından onlardan destek alınmalı diye düşünüyorum. Evet Kerim Bey devam edelim. Burada söze girmek istiyorum ben. Şimdi biz engelli işçi çalıştırmak istiyoruz ama engelsiz engelli olsun istiyoruz. Engelsiz engelli. Yani engelli çalıştıracağımız işçinin mutlaka engelsiz olması lazım. Yani engelli beden işçisi. Yani engelli beden işçisi nedir? Yani engelli beden işçisi. Yani fiziki engeli olmayan engelli. Zihinsel engeli olmayan engelli. Yani biz bunu istiyoruz. Bir şekilde engelli raporu almış olsun ama kesinlikle, hiçbir engelli olmasın. Kesinlikle böyle, evet. Bu nasıl bir engelli işçi çalıştırma ben onu anlamış i̇şte değilim. Diyoruz ya bazen işte siz ne güzel söylediniz anlayan anlamayan meselesi. İşte gerçekten kalpten gelen bir şey. Maalesef bizim alanımız böyle. Yani şu programımız Engeller Üzerine Aks TV'ye buradan tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konuşma fırsatı bizlere verip en azından sorunlarımızı evet. paylaşma fırsatı verdiği için. Yani şu programın bile izlenip gerekli mercilere gitmesi o kadar çok önemli ki. Ama o mercilerdeki kişilerin gerçekten istemesi çok önemli. O yüzden 2014'teki en büyük isteğimiz de kişilere o istek gelmesi. Yoksa hiçbir kanun,
hiçbir gelen yasa kişi istemedikten sonra yaptırmıyor. Nitekim ki görmüştük yol kaldırımların yapılması ile ilgili 7 Temmuz muydu? Evet, 7 Temmuz'a kadar yapılması ile ilgili bazı kişiler ne yaptı? Son dakikaya kadar yapmadı. Sonra zaten yasa uzatıldı. Onlar yapmadığıyla yine insanlar çektikleriyle kaldılar ve hala çekmeye devam ediyorlar. Evet, devam edelim Çöbet'in etkinliklerimize. Çarşamba Belediyesi'nin katkılarıyla Çarşamba Göl Restoran'da derneğimiz üyelerine ve ailelerine kaynaşma ve tanışma iftar programı düzenledik. Çok güzel katılım oldu. Yaklaşık 350-400 kişilik bir katılım oldu. Tüm engelli ve engelli ailelerini bir araya getirdik. Daha sonra İşkur destekli, İşkur İl Müdürlüğü, Çarşamba Halk Eğitim Müdürlüğü ve Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği işbirliğiyle matbaa ve masaüstü yayıncılık kursu düzenledik. Burada 15 kursiyerimiz kurs gördü. Kursu bitirdiler, sertifikalarını aldılar. Meslek edindirme kurslarından. Yine Halk Eğitim, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile beraber guaj boya ve kara kalem resim çalışması kursu düzenledik. Bu kursa da yaklaşık 25 kursiyerimiz katıldı, engelli. Daha sonra yine Halk Eğitim İşbirliği ile ahşap boyama kursu düzenledik. Kurs sonunda sergi açtık. Yaptığımız ürünleri sergide de satma fırsatı bulduk, tanıtma fırsatı bulduk. Daha sonra yine derneğimizde kumaş desenleme kursu düzenledik. Bu kursların sonrasında tabii biz hep şunu istiyoruz. Bu kursları yaparken hep hani maddi olarak bir getirisi var mı diye düşünüyoruz. Ama biz ilk önce maddi getirisine bakmaksızın bu kurslardan engellilerin topluma kazandırılması adına, sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması adına çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bireyler evlerinden dışarı çıkmıyor. Bu kurslar sayesinde dışarı çıkıyor. Dışarıdaki insanlarla kaynaşma fırsatı buluyor. İşte birbirleriyle tanışıyor. Yani o kadar güzel şeyler, tablolar çıkıyor ki ortaya, insanlar derneğe gelen insanı bir daha eve geri gönderemiyorsunuz yani. O kadar mutlu oluyorlar çocuklar. Daha sonra yine 11 bizim arkadaşlarımız kendi hazırladıkları 6 ay süren bir tiyatro çalışması yaptılar. 3 Aralık'ta bunu sahneye koyduk. Engelli Engelsiz adlı bir oyun. Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde galiba. Kültür Merkezi'nde. Engellilerin çıkamadığı Cemil Şensoy Kültür Merkezi diye galiba. Genelde basından öyle takip ediyoruz. Evet, maalesef. Evet. Cemil Şensoy Kültür Merkezi. Daha sonra yine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle beraber bireysel, evinden dışarı çıkamayan ağır engelli vatandaşlara, ağır engelli üyelerimize evde kurslar vermeye başladık. Şu an devam eden yine bir kursumuz var. Evde birebir kurs veriyoruz. Kumaş desenleme kursumuz var. Bağlama kursumuz var. Şu an devam eden yaklaşık 16 kursiyerimiz var. Haftada 2 akşam bağlama kursumuz devam ediyor. Bunun yanında işte önümüzdeki günlerde 2014 yılının başlarında el sanatları kursu yine Halk Eğitim İşbirliği ile düşünüyoruz. Ve önümüzde engelli memur seçme sınavı var. Nisan ayında, 27 Nisan'da yapacak büyük bir ihtimalle. Bu engelli memur seçme sınavına hazırlık kursu. Onu da bu önümüzdeki günlerde, yani ocağın ilk haftasında açmayı düşünüyoruz. İnşallah kurslarımız, faaliyetlerimiz bu şekilde daha da devam edecek. İnşallah devamını bekliyoruz 2014'te İnşallah. daha fazla bir şekilde. Peki Mustafa Bey, ilçeye şimdi kazandırmış olduğunuz Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne gelelim. Facebook'tan takip ediyoruz. Çok güzel çalışmalar, antrenmanlar var. Peki bir de sizden dinleyelim. İlçede nasıl bir yankı uyandırdı ve spor kulübü kurmak nereden geldi? Üyelerden gelen bir talep miydi? Şu an spor kulübümüz hangi aşamada? Evet. Üyelerden gelen bir talepti bu. Bizim öncelikle burada Amisos Engelliler
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Yaşar'a teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu bizim sporcu kardeşlerimiz o kulüp altında bireysel spor yapıyorlardı. Grup sporlarını yapmak istedik biz ilçede. Kendisi elindeki mevcut sandalyeleri de bize aktararak biz bu işe bir başladık. Bir oyun olarak başladık. İşin boyutu büyüdü. Bölgesel lige müracaat ettik. İşin ciddiyetini bölgesel lige girdikten sonra anladık. Çünkü sporcular, çocuklar bu işi oyun olarak başladılar ama müsabakalar artık yarışa dönünce işte malzeme eksiğimiz vardı. Yine böyle eski malzemelerden tedarik ettik derken yola çıktık. İlk maçımız Malatya'da. İlk mağlubiyetimiz. Mağlubiyet serimiz devam ediyor bu konuda. Ama çocuklar çok mutlular. 23 tane lisanslı sporcumuz var. Hepsi de engelli. Bunların 2 tanesi, 3 tanesi 4 puanlık yani engeli hafif az alan, geri kalan tüm kardeşlerimiz 2 puanlık, 1,5 puanlık ağır engelli kardeşlerimiz ve hepsi de spor yapıyorlar. Salonları dolduruyorlar. İşte ilçede ilk karşılaşmamızda, ikinci müsabakamız ilçede olduğunda halk bayağı katılım verdi. Çok heveslendiler. Yani bu müsabakaları bizim kadar halk da takip ediyor. Mutlu olacaklar inşallah. İyi olacak. Yani bir yerden başlamak gerekiyor. Yani engelli insanların varoluş mücadelesidir bu. Yani biz sloganımız şu. Biz henüz kazanamadık ama kazanan yine engelli diyoruz. Evet. Yani gerçi bu tür durumlarda ilk başlangıç aşamasındasınız. Hani kazanmaktan ziyade çarşambadan çıkıp Malatya'ya gitmek bile bence büyük bir kazanım. Ya bu konuda ayrıca ben belediye başkanımız Sayın Hüseyin Bey'e hasreten teşekkür etmek istiyorum. Kendileri o spor kulübü olarak bize gerçekten destek verdi. İşte deplasman ulaşımlarımızı belediyemiz karşılıyor. Çok güzel. Evet yani ben bir şeyleri kat ettiğimizi ama daha çok işimiz olduğunu düşünüyorum. Bir yerlere gidiyor artık yani tamam artık engelliler var demeye başladıklarını, engellilerin hakikaten bir şeyler hissettirmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani bu manada bunlar bizi mutlu ediyor ama yetiyor mu? Yetmiyor. Yani ben şimdi orada spor yapabiliyor iken Salı Pazarı'ndaki İlhan kardeşim salona gelemiyorsa, Güldere köyünde oturan işte Mustafa kardeşim salona gelip spor yapamıyorsa, yani burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı ben şöyle buradan dile getirmek istiyorum. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız ilimizde bir engelli ring aracı tahsis etti. Biz bu sporcularımızı ilçede spor yaptırabilmek için böyle bir ring aracına Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği ve Çarşamba Engellilerinin de ihtiyacı olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Bu kardeşlerimizi spor salonlarına taşıyabilmemiz için buradan da onu duyurmak istiyorum. Bu konuda önümüzdeki var mı müsabakalarımız? Müsabakalarımız var. Evet buradan davet ediyorum. 29'unda Giresun Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Çarşamba Mustafa Dağıstanlık Spor Salonu'nda saat 13'te karşılaşmamız vardır. Spor severleri, engelli dostlarını davet ediyorum. Peki, buradan daveti iletmiş evet. Olduk. Evet, çok fazla söyleyeceğim bir şey şu, biz bu spor alanında, bireysel sporları da 2014 yılında işte seneye daha genişletmek istiyoruz. İşte masa tenisi, bilek güreşi, cirit gibi bu alanlarda da yapmak istiyoruz. Yapmak isteyen yetenekli engelli kardeşlerimiz de var. Ama bunun için acilen bu kulübün çok önemli iyi bir sponsora ihtiyacı var. ya da şöyle diyorum, belediyeler kanunun işte 14. 14B maddesine göre bu kulübü belediyemiz kendi bünyesine de alıp bizlerin de gönüllü yine bu sevdayla orada faaliyet göstermeye gayret edeceğimizi, edebileceğimizi düşünüyorum. Buradan çarşamba belediyemize seslenmiş olalım. Evet yani seçilmiş ya da yeniden seçilecek evet. Olan sayın başkan ve başkanlarımıza buradan ilanen duyurulur. Onu da ifade etmek istiyorum. Evet takvimlerinizi gördük. Programımızın sonuna doğru gelirken o getirdiğinizle alakalı 2014 için zannediyorum derneğinizin bir çalışması. Onu da şöyle kameraya doğru tutup gösterebiliriz. Çok güzel bir çalışma. Aslında çok da bir mesaj var. Şu an genelde maalesef 2000
13 yılında karşılaştığımız en büyük sorundu. Umarım 2014 yılında bu sorunu, takvim bu şekilde değil, takvim kapağı başka şekilde gerçekleşmiş olur. İnşallah. Yani bu takvimlerimizi de derneğimizden almak isteyenler tedarik edebilirler. Burada faaliyetlerimizden görüntüler de var. Yani Sayın Başkanımız, istersen siz. Ben şöyle 2014 yılı takvimlerimiz, yine derneğimiz 2013 yılında da yaptırmıştık. Dernek faaliyetlerinin anlatıldığı bir takvim. Çok güzel. Almak isteyen herkes derneğimizden bunu temin edebilir. Aynı zamanda takvimler tabii ki güzel. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Bu yıl 2013 yılında Çarşamba Kaymakamlığı Hollanda Çarşambalılar Platformu Başkanlığı ve Çarşambalı iş adamımız İbrahim Tarım İl Genel Meclis Üyesi'nin katkılarıyla Çarşamba'ya 96 adet ilçemize akülü tekerlekli sandalye Hollanda'dan getirildi. Hayırseverlerin katkılarıyla bu 96 adet sandalye kaymakamlık vasıtasıyla engelli bireylere dağıtımı yapıldı. Ben buradan seslenmek istiyorum. Yurt dışında, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımız işte bu tür derneklere, federasyonlara yardımlarda bulunup yani Türkiye'deki yaşayan engellilere, ilçemizde, ilimizde yaşayan engellilere katkı sağlamak için bu tür federasyonlara, konfederasyonlara yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Peki burada size nasıl ulaşabilirler? ÇABET'in Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği'ne ulaşılır mısınız? Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği'ne ulaşmak için Facebook sayfamız var. ÇABET yazdıkları zaman çabet.com internet sayfamız var. Yapım aşamasında inşallah o bizim büyük bir eksiğimiz zaten şu ana kadar yapılmamış olması. Ama Facebook sayfamızdan Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği olarak bizi takip edebilirler. Spor kulübümüzün yine Facebook sayfası var. Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü olarak. Orada iletişim bilgilerimiz de var. Bize isteyen herkes çok rahatlıkla ulaşabilir. Herkese teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, sizin son olarak vermek istediğiniz bir mesaj ya da söylemek istediğiniz ya da koskoca bir seneye bitiriyoruz. Hı. Ve önümüzde koskoca bir sene inşallah ömrümüz olursa 2014'ten beklentiniz neler? Ya aslında dilekler hep güzel, temenniler hep güzel. Biz engellileri bir adım daha ileri götürmenin mücadelesine devam edeceğiz. Ben istiyorum ki artık bu dernekler olmasın, artık bu vakıflar olmasın, engellilerin sorunları çözülmüş olsun da biz bu mücadeleden bu kadar yorulup yıpranmayalım. Çünkü eğer sorunlar çözüldüğü zaman zaten derneklere ihtiyaç olmayacaktır. Onun için diyoruz, bir sloganımız bu. Eğer bizden oy istiyorlarsa mutlaka yönetimlerinde engelli birinin olması gerekiyor. Artık bizi bizden başkası anlamıyor. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diyoruz. Ve ben özellikle AKS ailesine, nezdinizde Özlem Hanım, hepsi çok teşekkür ediyoruz. Sesimiz oldunuz, sözümüz oldunuz. Bizi dinlediniz ve dinlettiniz. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tüm cami adına çok güzel dileklerde bulundunuz. En azından sorunları paylaştınız ve bir sürü örnek projeler paylaştınız. 2014 yılında da devamını diliyorum. Ve sorunsuz bir hayat yoktur. Evet. Ama 2014 yılında en azından sorunsuz bir hayat olmasa da sorunların en azından kendi alanımızda, engellilik alanında sorunların en aza indirilmiş olduğu bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum. Son olarak bir şey söyleyeyim. Buyurun lütfen. Şimdi hep diyoruz ya, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Yani mutlaka bu söz çok doğrudur. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Her sağlıklı insanın bir engelli dostu olmalı. Bir engelli arkadaşı olmalı. Bir engelli tanıdığı olmalı. Yani mutlaka onun engelli olmasına gerek yok. Yani kimse
kaza geçirmesin, engelli durumuna düşmesin, bunu istemiyoruz. Ama mutlaka her sağlıklı insanın bir engelli dostu olmalı. Empati kurma açısından, yani onların sorunlarını daha iyi anlayabilmeleri açısından çok önemli. Evet, çok güzel. Mutlaka bir dokunsun, bir girsin aralarına. Yani. Evet, ben bunu söylediğimde hemen Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürüm Güven Bey aklıma geldi. Buradan tekrar kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu an başlatmaya çalıştığı bir projesi var. Her çalıştırdığı Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ndeki her personelin mutlaka bir engelli dostu olacak. Mutlaka zihinsel, bedensel, işte hiç fark etmez. Birine dokunmuş olacak, birinin yaşam koçu gibi onunla birlikte olacak ki Spor İl Müdürlüğü olarak da daha çok neler yapabiliriz kısmını en azından düşünebilsinler ve hayata geçirebilsinler. Bunu müdürümüz düşünüp hayata geçirmeye çalıştığı için kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Evet, Aks TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. 2013 yılının son programı, seneye haftaya çarşamba günü aynı saatte Bir Gülen Yüzler programında daha görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıklı, mutlu, hayırlı bir yıl geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.